kırmızı yazıyı görüyorsunuz. Beşiktaş Hacı Ahmetoviç'e açıkladı. 3.2 milyon euro bonservis bedeli. Zaten günlerdir bilinen bir transferdi. Resmiyet kazandı. Konyaspor'un bir veda videosu var. Beşiktaş da bir video paylaştı ama kronolojik olarak gidelim. Konyaspor'un Hacı Ahmetoviç'e veda videosunu bir izleyelim. Yolun açık olsun amir dedi Konyaspor. Peki Beşiktaş ne dedi? Hoş geldin videosunda bir de onu izleyelim. Serdar Sarı da Beşiktaş Hacı Ahmetoviç transferiyle orta sahaya bir takviye yaptı. Nasıl faydası olur takıma Beşiktaş'a bu sezon? İlk 11'de oynar bence. Sivas maçında deplasmanda hemen oynar değil mi? Yani Gedson cezalı olmasaydı bile oynayacaktı galiba. Gedson cezalı, Gezal sakat, Salih sakat, Souza sakat. Tayyip'in de Cenk'in de sakatlıkları var. O zaman bir tane daha alması lazım değil mi hocam? Yani oynar mı oynar mı belli değil. Bir orta saha daha alması. Yani böylesine hazır bir adam varken elinde orta sahaya mutlaka oynatır diye düşünüyorum. Gedson oynasaydı da acaba olur muydu? Bence olurdu. Değil mi? Bence. Yani en büyük sıkıntı orası. Aslında hani kronolojik olarak videoları verdin ya. Ben transfer döneminde yapılması gereken transferleri kronolojik olarak... Ya bir teknik direktör değiliz ama içeriden bilgiler geldiği için söylüyoruz. Önce Amir, yani orta saha. Hani Vegors gitti kabul ediyorum ama orada iki tane santrafor var. Ama Beşiktaş'ın orta sahasında Souza'nın sakatlığından dolayı ciddi sorunu var. Necip'i oynatması gerekiyor bazen. Ve bunu hoca bir yerde söyledi herhalde. Yani onu da taraftar tepki gösteriyor. Yani adam şey yapıyor aslında, hocanın sistem ediyor. Yani elindeki oynatabileceğim adamı oynatamıyorum diyor. O seviye doğru gidiyor. Peki Sivas maçında orta saha nasıl olur o zaman şimdi bu eksiklerle? Hacı Ahmetoviç'i koyduk. Hacı'yı koyduk. Salih yok, Gedson yok. Necip mecbur oynar o zaman. Oynatır bence Necip. Önlerinde yine Delali mi? Onu bilmiyorum. Gene Delali gözüküyor. Olan o. Peki Ahmet hocam? Belki şu... Hacı'yı, Amir'i belki öne koyar mı? Olabilir. Orada da oynuyor. Arkada Necip Atiba olursa şaşırmam. Ha, Atiba. Evet. Ya yani bayağı bir sıkıntısı var orta sahada Beşiktaş'ın. Ha, Kerem var bu arada Sivasspor'dan gelen. Berkay da var. Çok tercih etmiyor Şenol Hoca ama mecburiyetten oynatabilir belki. Bazen mecburiyetler sana önemli sürpriz sonuçlar getirtebilir. Yusuf Yazıcı mecburiyetten oynatıldı biliyorsun. Planlama değil. Evet. Olabilir. O da Mehmet Ekici transfer sorunu oldu falan. Kaldır dışı kalınca Yusuf'u. Doğru, o dönemde ilk evet. Çıktığı zaman biraz öyleydi. Yusuf'un altyapısındaki hocası Sade Hoca mıydı? Yanlış söylemedim değil mi? Sade Hoca, Tekelioğlu. Kulübün kapısını önüne attı kendini. Kiralık vermeyin, beni çiğnersin, çiğneyip öyle geçersiniz ancak diye. Resmen. Ki haklılığı da ortaya haklı çıktı yani. Şu son yüzden, dönemde biraz düşüşte olsa da. O yüzden biraz genç oyuncu... Bazen oynatılmalı diye düşünüyorum. Aynen. Hocam, Hacı Ahmetoviç transferi. Evet, şartlar onun direkt oynamasını gerektiriyor. Yani benim bildiğim Şenol Hoca, eğer bir mecburiyet yoksa hemen gelir gelmez bir futbolcuya hemen al forma senin diyen bir yapıda değil. Önce gelen futbolcunun da takım içi rekabette adaletli olma adına, Şenol Hoca adalete çok önem verir. O formayı hak ettiğini takıma göstermesi lazım. Hocaya değil. Zaten hoca ona inanmasa transferine izin aynen vermez. Ama Beşiktaş'ın son dönemde orta sahada ciddi sıkıntıları var. Hatta Delali'yi biz çok konuştuk. Geldiğinde konuştuk. O geldikten sonra ortaya koyduğu performansı da maalesef hayal kırıklığı. Şenol Hoca dedi ki ona dokunursam ne olur bilemiyorum. 6 haftalık Dünya Kupası arasında... Ona dokundu mu, ne kadar dokundu bilmiyoruz ama bu dokunmadan henüz bir sonuç alınamamıştı. Yani ben de büyük bir saygıyla, anlayışla karşılıyorum. Elinizde böyle bir kariyerde futbolcu varsa gerçekten ona tam bir dokunmanız lazım. Artık sonuçta dersiniz ki ya belki zamanla, küçük küçük adımlarla o seviyeye getirmeye çalıştım. Baktınız olmuyor. Ona öyle bir dokunursunuz ki ya olur ya olmaz. Şimdi Delali ile öyle bir sorun yaşıyor Beşiktaş. Alanya maçında ilk 11'de başladı. Yani performansı çok üst düzey bir performans mıydı? Hayır. Ama isteyen,
Ya ben bu takımda oynayacağım mesajını vermeye çalışan bir Delali gördüm ben. Zaten konsantrasyonu, motivasyonu, hele hele bir de fizik gücü buna izin veriyorsa kalitesini tartışmaya gerek yok. Bu hafta da Şenol Hoca ilk 11'de şans verdi ona. Bu şu demek, ben Delali'yi kazanmak için yeri geliyorsa kendi ilkelerime bile ters düşecek kadar ona süre vermek istiyorum. Delali'nin performansı bunu hak ettiğini gösterdi mi? Bence göstermedi. Yani Beşiktaş önde olduğu bir maçı berabere bitirdi ki en çok da orta sahaya ihtiyacı vardı. O yüzden Delali'ye bir şans daha verecek mi? Mecburiyetten dolayı olabilir. Ama benim kendi tahminim, Sivas zorlu bir deplasman. Elinizde Ahmet Oviç var, mutlaka oynatır. Getson yok. Bence Tayfur'u orada mutlaka düşünür. Tayfur Beşiktaş'ta çok faydalı oynayan oyunculardan biri. Sağda oynasın, solda oynasın, önde oynasın. Hatta orta sahada bile rahatlıkla oynuyor işte. Bu hafta oynadığı gibi. Getson'la beraber bence iyi bir ikiliydi. Ya Getson'un seviyesine ulaşması kolay değil ama bence öncelik bu ikide olur. Beşiktaş'ın şanssızlığı Necip'ten çok faydalanamadı. Atiba'dan çok faydalanamadı. Orada Banko dediğimiz Josef'te Souza'dan faydalanamadı ki Kerem'le Berkay genç oyuncular olarak onlardan da bir şey yok. Bu kadar çok faydalanamadığınız oyuncu varsa yeni transferler kaçınılmaz oluyor. Hı hı. Tek dileğim Delali'nin o performansa ulaşması. Peki Beşiktaşlıların da dileği o yönde. Şimdi Trabzonspor'a geçeceğiz. Trabzonspor'da önce bir özeti ekrana getireceğiz. Sonrasında Marek Amşik'in saçları ve bu neyin mesajı şeklinde bir tartışma var. Abdullah Avcı'nın da bir cevabı oldu bu konuya. Onu ekrana getireceğiz. Trabzonsporlular Hamşik'in durumunu merak ediyor. Ama önce Bordo Mavililerin Fraport Antalya Spor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın özetini bir izleyelim. Trabzonspor kazandı. İç sahada sorunu yok. Zaten 36 maçtır bileği bükülmüyor iç sahada. Ama deplasmanlarda Trabzonspor'un sıkıntısı. Şimdi de Galatasaray'la oynayacak. Galatasaray maçına yönelik konuşmuştuk. Bir de Trabzonspor'u şöyle bir genel değerlendirelim. Ardından Hamşik'le ilgili acaba futbolu bırakıyor mu, Trabzonspor'u bırakıyor mu, bırakmıyor mu şeklinde tartışmalar var. Ona geçeceğiz hocam. Ya, Trabzon bu sene maalesef geçen seneki o büyük başarılar sonrası belki bir tık daha üste çıkma hedefinden biraz uzak kaldı. Sezon başından beri hep Şampiyonlar Ligi beklentilerinden bahsediyoruz. Ama o beklentilerin de yerine gelmesi için yine takım, taraftar, yönetim, teknik heyet hep beraber bir an önce o pembe bulutların üstünden yere inip sağlam adımlarla yollarına devam etmeleri lazımdı. Bence Trabzon sezon başı o treni kaçırdı. Yani daha önceki sezonda transferleri en erken bitiren, hazırlık dönemine tam takım başlayan, hocanın kararlı bir şekilde şampiyon olabilecekleri oyunu takıma oturtmaya çalışırken futbolcuların da üstün bir özverisini görmüştük. Şimdi bütün paydaşlar önce kendi öz eleştirisini yapması lazım. Hepsinde belirli eksikler bulabiliriz.